Hocam hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Epey özlemiştik. Sayın Kobal. Evet. Epey zamandır görüşemedik. Yani. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hocam bilindiği gibi biliyorsunuz hastalık nedeniyle bir takım önlemler alındı. Siz de aşağı yukarı 2 aya yakın evde günlerinizi geçiriyorsunuz. Evet, hocam özellikle mesela bir gününüz nasıl geçiyor? Ve hükümet daha sonra sizlere bir takım imkanlar sağladı. Bugünkü projeleriniz nedir? Ya ve tabii ki salgın hakkında yine genel bilgilerinizi alalım. Hem de bizim aracılığıyla da sesinizi dostlarınıza, sevdiklerinize duyuralım. Evet. Teşekkür ederim Sayın Kobal. Şimdi öncelikle bu koronavirüs olayının dünyayı tehdit ettiği konusunda çok sıkıntılı günler ortaya çıkardığı konusunda kamuoyuyla hep beraber hemfikiriz. Bu dünya bunları yaşıyor Sayın Kobal. Şimdi 2020. 2020'de koronavirüs olayını yaşadık. 100 sene önce 1920'de İspanyol gribini yaşadı insanlar. 50 milyonla 100 milyon arasında insan kaybının olduğu söyleniyor İspanyol gribinde. Aslında İspanya'da çıkan bir grip olayı değil. O dönemde savaşa İspanya katılmadığı için bir şekilde İspanya'nın adı verilmişti. Birinci Dünya Savaşı içinde yoktu İspanya. Ne dedim? 1920. 1820'de de efendim bir dünya yine böyle büyük bir rahatsızlığı yaşadı. Veba salgını. 1820'de de yani yine aşağı yukarı 100'er sene aralarla dünya bu tip sıkıntıları yaşıyor. Dolayısıyla 1820, 1720 ve 1920'de o zamanın şartlarında dünya insanı, ülkeler bu problemleri çözmüşse tabii ki o dönemlerde büyük insan kayıpları var. 2020 yılında teknolojinin sağlıkla ilgili efendim teknolojinin insanların bilinç düzeyinin, sosyal medyanın katkısının olduğu bir dönemde bu tür rahatsızlığı daha kolay çözmemiz gerekir diye düşünüyorum ve çözecek diye de düşünüyorum hem dünya hem ülkemiz. Çünkü sosyal medyayla haberleşme çok kolay oluyor. İnsanlar ona göre tedbirlerini alıyorlar. Tedbirlerini alamayanlar da karantinaya giriyorlar. Karantina olayı da yine 1320'li yıllarda zannediyorum yine bir veba salgını olmuştu. O dönemde Venedikler denizcidir biliyorsunuz. Venedik'e gelen dünyanın çeşitli tarafından gemileri Venedik limanına sokmuyorlar. 40 gün limana sokmuyorlar. Dışarıda Alarga'da bırakıyorlardı. O 40 gün zannediyorum İtalyanca'da karantina anlamına geliyor. 40 gün. Karantina sözcüğü de oradan geliyor. Şimdi konuyu 65 yaş üzerine getirirsek ki soruyu o şekilde yönlendirdiniz. Nasıl geçiyor evdeki günler? Merak konusu mesela. Evet. Şimdi ben bu konuda biraz şanslıyım çünkü köyde oturuyorum. Köyde olunca günlük yaşamımız bağ bahçe efendim. Bu arada torunlar geldiler. Onların okulları var. İnternet üzerinden eğitim yapıyorlar. İki torun okullu efendim. Dolayısıyla bir kere o okul olayı, internetten öğrenme olayı bütün günümüzü alıyor efendim o konuda. Onun dışında dersin dışında çocuklarla ilgileniyorum. Bahçede onlara efendim spor alanları kurdum. İşte tırmanma halatı, işte salıncak, efendim halka,
kaydırak, efendim işte basketbol potası filan, bisiklet derken sabah akşam oluyor, hiç farkında olmuyoruz. Özellikle cumartesi, pazar bu konularda daha yoğun oluyor. Onun dışında bahçeyi sulamaya kalksan dünya kadar zamanlı alıyor bahçe sulaması filan. Bu arada sıkıntı şehirde yaşayan arkadaşlarımız. Evden dışarı çıkamıyor, düşünün. Evet. Evet, ben de kitap okuyorum. Ama onlar herhalde gün akşama kadar kitap okuyorlar. O arkadaşlarımızın sıkıntısı köylerde yaşayan arkadaşlarımıza göre daha büyük diye düşünüyorum. Ama köylerde şöyle bir sorun ortaya çıktı şimdi. Çay konusunda biliyorsunuz çay geldi. Evet. Bu arada İstanbul'dan çayı olan arkadaşlar da geldiler veya gelmek üzereler. Şimdi köyde sosyal medyada mesafe konusu artık problem olmaya başladı, olacak. Çünkü bu sosyal mesafeyi koruma konusunda köylerde mutlaka çok ama çok duyarlı olmak gerekiyor. Eğer bu sosyal mesafeyi koruyamasak sıkıntı yaratırız. Ben biraz önce İspanyol gribinden söz ederken 50 milyon ile 100 milyon insan arasında dünyanın kaybı olduğunu falan söylemiştim. Hatta o gribin dünya savaşını nihayetlendirdiğini, sona erdirdiği şeklinde de bazı görüşler var. Şimdiki sayı zannediyorum dünya genelindeki sayı o kadar büyük rakamlara ulaşmadı ama burada insanların bu dönemde daha bilinçli olması, bu rakamın sayısının dünya genelinde sayısının azalmasına neden oluyor. Ama şu anda Rize belki işte koronavirüs olayında sayı bir hayli az görünüyor ama eğer kendimizi korumazsak, gerekli tedbirleri almazsak önünü alamayız, çok büyük sıkıntılar yaşarız diye düşünüyorum. Ben de işte pazar günü programınız dedi, ne yapıyorsunuz? Efendim, ben öğlene kadar evde çocuklarla efendim işte sabahleyin tavuklarım var, kümesle ilgilendim. Efendim dediğim gibi sebzelerimizi suladık. Çocukların spor alanına indirdik. Orada efendim spor yaptılar. Öğlene kadar öyle vakit geçti. Öğleden sonra da arkadaşları görelim diye derneğe geldim. Dernekte de sosyal mesafemizi koruyoruz. Arkadaşlar geldiler. İkişer metre arayla, iki buçukşer metre arayla oturduk, sohbet ettik. Gününü değerlendirdik. Bu konuları konuştuk. Genellikle birinci gündem biliyorsunuz efendim koronavirüs olayı. Hem Türkiye genelinde, hem Rize özelinde, hem dünya genelinde sıkıntı. Ha, bir de şeyi gördüm. Gelir gelmez şeyler kalkmış. Köprü herhalde şeye hazırlanıyor. Evet, şöyle ben de göstereyim, siz konuşun. Gösterin. Evet. Köprü yıllardır bekliyorduk, köprünün açılmasını. Herhalde kısa zamanda açılır. Bilmiyorum, bayrama yetişmez ama biz bu eski köprüden çok büyük sıkıntılar çekiyorduk. İki araba yan yana efendim geçemiyordu. Her an arabalar trafik sıkışıyordu. Her an kaza olabilirdi. İnşallah kaza olmadan bugünlere kadar geldik, açılacak herhalde köprümüz. Evet. Şeylere de, oradaki pazarcılara da geçici olarak bir yer bulundu zannediyorum. Geç oldu ama güzel oldu. Güzel oldu. Efendimiz onlara da güzel bir pazar yeri bulunur. Şeyimizin, halkımızın rahatlıkla gidebileceği güzel bir alan onlara da bulunur. Çünkü on da bir ihtiyaç. Fakat güzel oldu. Güzel yani. Oldu, bekliyorduk. Evet, çok güzel.
Hocam bir de şeyi soracağım ben. Biliyorsunuz 65 yaş üstüne bu pazar günü önce 12-15 arası falan dediler. Şimdi 12-18 arası yaptılar. Bir de gün pazar gününün olmasında bir takım konuşmalar vardı. Acaba onun hakkında bir düşüncenizi pazar de alalım. Pazar günü pek uygun görmedim. Aslında pazar günü şöyle düşünüldü diyor diye düşünüyorum. Büyük kentler dikkate alındı. Büyük kentler pazar gününü fazla sokağa çıkma söz konusu olmayacağı için 65 yaş üstünü ne izin verelim dışarıda bulunabilirler diye. Ama 65 yaş üstünün de ihtiyaçları var. Efendim pazar günü ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar kapalı olabiliyor. Örneğin ben köyde oturduğum için hiçbir zaman jandarmaya gel, efendim bana ekmek getir, efendim işte benim internet paramı yatır filan demedim. Ama 3 tane ekmek için jandarmayı çağıranlar oldu. Bu çok yanlış bana göre. Neden yanlış? Ben neden çağırmadım, neden yanlış? Çünkü jandarma oraya gelirken benzin yakıyor, mazot yakıyor. Ben efendim 3 tane ekmek alacağım diye jandarmanın koca arabasını 2-3 tane insanını oralarda meşgul edemem ki. O mazotu, devletin mazotunu yakacak şeye sahip değilim yani. Düşünceye, ahlaka sahip değilim. Olsa daha ne yaparım? Bakın şimdi. Ben ne yaptım? Unumu aldım. Evde ekmeğimi yapıyorum.